çok yemeseniz bile kilo mu alıyorsunuz? Belki de yanlış besleniyorsunuz. Diyet yaparken kilo vermenizi engelleyen ve çok sık yapılan hatalar neler? Kilo takıntınız ve devamlı bir diyet yapma çabanız mı var? Kontrolsüz yeme sorunları olanlar, sizler için sağlıklı beslenme önerileri. Yağ yakmanıza yarayacak besinler hangileri? Pişirme ve saklamadaki yanlış davranışlar, dikkat edilmesi gereken depolama kuralları, tüm bu konularla ilgili bilinmesi gereken doğruları beslenme ve diyet uzmanı Nilşahin Gürhan canlı yayında sizler için açıklıyor. İmplant nedir? Ağrılı bir tedavi midir? Lazerle implant yerleştirme sistemi nedir? İmplantın uygulanamadığı durumlar nelerdir? İmplant tedavisi esnasında hasta dişsiz kalıyor mu? Estetik amaçlı diş tedavisi uygulamadan önce nasıl bir hazırlık süreci uygulanıyor? Diş estetiği tedavilerindeki son gelişmeler neler? Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Kıvanç Türkoğlu canlı yayında sizler için açıklıyor. Evet. Günaydın. TV8 ekranlarına Aile Doktoru programına hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir sabah, keyifli bir gün, güzel bir gün ve iyi bir kahvaltı. İyi bir kahvaltı diyorum. Doğru beslenme. Diyorum, İyi beslenme. Benim yaptığım hataları yapmadan şöyle olabilmek varken böyle olabilmek. Hocam hayır, siz de gayet sağlıklısınız. Şimdi kilolu olmakla sağlıklı olmak arasında fark var. Katılıyorum. Öyle kuru kuru olmanın da bir alemi yok Allah seversen. Hocam şimdi, ben ideal şimdi, kilomdayım öyle de. Sen iyisin, peki iyisin. Canım sen iyiyle balık eti arasında gidip gelen gruba dediğimiz yok. Ben de kendim balık etine mi sokayım, ne yapayım bilmiyorum. Konuşturmayacağım zaten. Böyle bana laf ederse canını okuyacağım. Çünkü bugünkü konumuz hemen anlaşıldı herhalde. Bugünkü konumuz... Evet, sık sık diyet yapmaya çalışıyorsunuz ama bir türlü kilo veremiyorsanız zaman dikkat. Çünkü bugünkü konumuz tam size göre. Su içsem yarıyor. Nelerle beslenmeliyim? Yağ yakımına yardımcı olan besinler hangileridir sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Beslenme ve diyet uzmanı Nilşahin Gürkan bizlerle birlikte olacak. Bütün sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesabımız Twitter üzerinden TV8 Aile Doktoru'ndan sorularınızı iletebilirsiniz. Ben sosyal medyadan anlamam, telefon açarım diyenlerdenseniz 0212 332 2996 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Anlasanız da yine açabilirsiniz canım. Yüz yüze konuşuruz Allah seversen. Ama dert çok. Her zaman bir şeyler söylerler diyetisyenler. Tabii öncelikle bununla ilgili doktorunuz bir şeyler söyler. Endokrinolog bir şey söyler. Sizin doktorunuz sağlıklı olmanız için kilo vermeniz gerektiğini söyler. Ve işte ondan sonra artık diyetisyenler ve gerekli şeyleri yaptıktan sonra diyetisyenler sizin ruh yapınıza, halet ruhunuza göre, yaşam tarzınıza göre, keyfinize göre bir diyet düzenlerler. Keyif deyince öyle ben attırıverim baklavalar falan değil. Her istediğimiz yemek yok. Artık eskisi gibi şu kadarcık şundan 3 tane zeytin, 2 tane kibrit kutusu kadar bilmem ne şu kadarcık ekmek falan lafları da bitti. Artık kişiye özel yapılıyor. Siz hot kotür mü diyorsunuz hanımlar? Böyle kendinize göre bir şey öğrendim onu da. Diyetler de artık o hale geldi. O yüzden de bugün konumuz işte o diyetler. Ama öncelikle esas olan sağlıklı olmak. Ve sağlıklı olmak yolu diyetten geçiyorsa, sizin için bu diyet lazımsa, o zaman hangi diyet düzenlenecek, ayarlanacak? Onca sorularınız varsa sorun. Şimdi bekliyoruz. Sağlıklı beslenme ve formda kalmak için önerilerimiz de olacak sizler için ama... Konuğumuz daha sonra stüdyomuzda bizlerle olacak. Öncesinde bandımızı izleyelim. Ardından Nil Hanım stüdyomuzda. Diyette hangi hataları yapıyor ve bunlara inanıyoruz? Beslenme ve diyet uzmanı Nilşahin Gürhan'a göre diyetin kelime anlamı sağlığı korumak, geliştirmek ve düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni. Bu düzen kişinin yaşamına göre uyarlanmalı ve hayat boyu sürmelidir. Sabah 8'de kahvaltı yapmalı, akşam 7'den sonra bir şey yememeli gibi söylemler son derece yanlış.
Yemekte su içilmez, yemek arasında su içmeyin, yudum yudum için, lıkır lıkır içmeyin, yok lıkır lıkır için gibi ardı arkası gelmeyen öneriler. Önemli olan yeterli ölçüde su içmeniz ve vücudunuzu su kaybından korumanız. Metabolizma, vücudunuzdaki bütün kimyasal olayların toplamına verilen addır. Vücudunuzdaki enerji dengesi metabolizmanın içinde süre gelir. Aynı kiloda takılmanız, kilo verememeniz metabolizmanın direnci değildir. Ne kadar sağlıklı olursa olsun mucize yaratacak yiyecek yoktur. Şunu ye kilo ver, bunu iç vücudun yağ yaksın diye bir mantık yok. Unutmayın, fazla kilolarınızı siz zaman içinde yavaş yavaş aldınız ve ancak siz verebilirsiniz. Kilo vermek için enerji dengesini tersine döndürmeniz yeterli. Aile Doktoru stüdyosunda diyetle ilgili doğru bilinen yanlışlar neler, diyet yaparken kilo vermenizi engelleyen hataların neler olduğunu Aile Doktoru stüdyosunda açıklıyoruz. Evet, Nişahin Gürhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Diliyoruz. Siz de hoş geldiniz. Hadi biz de normal. Hoş geldik. Sabahleyin atlattık geldik. Sabahın erken saatlerinde bizi izledikleri için teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sabahleyin kalkıp bize bakıyorsanız siz de hoş geldiniz. Hep beraber hoş geldik. Keyifli bir güne. Dilerseniz evet. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi hepimiz zaman zaman kilo alıyoruz. Hepimizin arzusu aslında belki de yanlış olan ama ekranlarda görüyoruz, dizilerde görüyoruz, etrafımızdaki insanlarda görüyoruz. Hepimiz çok zayıf olmak istiyoruz. Şimdi sağlıklı beslenmekten de bahsetmek istiyorum ama önce biz nerede hata yapıyoruz? Onlardan bahsedelim mi biraz? Tabii birçok hata yapıyoruz aslında. Tabii hatalar da kişiye özel oluyor. Hepimizin farklı yaşam şekli, farklı istekleri var, farklı kiloları var. En çok yapılan en büyük hata normal kilosunda, sağlıklı kilosundayken hani 1-2 kilo vereyim deyip yanlış ve çok katı yöntemler uygulayıp yeni bir dert edinen yani kilosuna kilo katan insanlar, onlara çok üzülüyorum. Aslında gerçekten gayet iyiler. Genç yaşta birçok şok diyetlerle kilo yapmak birinci yanlış. İkincisi beslenmemizi... Hemen ipucunu söylediniz orada. Pırt diye hızlı geçiyorsun onda. Genç yaşta hızlı kilo vereceğim diye yapılan diyetlerle... Evet. Yanlış diyetlerle alınan kilolardan bahsediyorsunuz. Tabii, ki, adım atıyoruz. Bu bence diyet konusunda en büyük yanlış. Yani çok hızlı tık derhal zayıflamam lazım. İşte gelinlik yiyeceğim zayıflamam lazım. İşte bilmem bugün bilmem okul balosu var zayıflamam lazım. Zannederim işte o sizin yo-yo efekti dediğiniz. Başlangıç. İlk başlangıç o değil mi? Çünkü evet. Her kilolu insan genellikle bir rejim yapayım derdine düşer ben hariç. Hocam siz öyle değilsiniz. Siz iştahlısınız sadece. Teşekkür öyle ederim. Diyelim. Teşekkür ederim. Peki birinci hatamız bu. Tabii çünkü yani kilo problemi olan insanlar da var tabii birçok çocukluktan itibaren. Onlara daha dikkat etmesi gerekiyor ama kilo problemi olmadan böyle bir şey başta çocuk yaşta, genç yaşta yapanlara gerçekten çok üzülüyorum ki öyle çok danışanım var benim. İkinci hata beslenmemize idealist takılmak, takıntı yapmak. Mesela her sabah tartılmak çok büyük yanlış. Bunu çok insan yapıyor. Aslında doğrusu diye düşünürüz biz. Yani hep aynı kiloda mıyız? Her sabah tartılıyor musunuz? Ben tartılıyorum. Ay aman yapmayın. Evet. Her sabah ama aynı kalınca mutlu oluyorum hocam. Tuvalete gittikten önce mi sonra mı tartılıyorsunuz? Sonra. Vay akıllım. Su falan da içmiyorsunuz. Yani oradaki şey bile kârdır. Yani bu bir takıntı. Aslında tartı ya haftada bir olmalı ya en kötü ayda bir. Hani tamamen de tartıdan kaçmamalıyız. Tabii ayda bir ya da haftada bir. Çok nasıl takip edeceğiz o zaman kilomuzu? Yani sonuçta biliyoruz hani aldık mı almadık mı. Genelde aslında tartı değildir bizim için önemli olan. Önemli olan bir düzendir. Beslenme ve hayat stili. Zaten mesela su içmemiz çok önemli. Su içiyor muyuz ona dikkat edelim. Sağlıklı besleniyor muyuz ona dikkat edelim. Tartıdaki sonuç sonuçtur. Sonuca odaklanmayalım. Hani nasıl bir öğrenci sınava girerken ben 100 alacağım deyip oturmuyor. Biz de ben kilo vereceğim, zayıf olacağım deyip her gün tartıya çıkmamamız gerekiyor. Yani o davranış durumunu, hedef ve sonuç ilişkisini çok iyi kurmamız gerekiyor gerçekten. Kadınlar belirli dönemlerinde biraz su tutar vücutları. Evet. Onu bilirsiniz. Hı-hı. Ay ben bu dönemde şişmanladım. Ay, ama ödem oluyor hocam ister istemez. 2 bardak fazla su içersin. 200 gramdan 400 gram aldım diye dövülürsünüz. Yani o gün lifli gıda almamışsınızdır. İçinde kalmışsınız. Bütün bunların hepsi. O sizin böyle ah bugün 130 gram almışım. Ah bugün 70 gram vermişim gibi. Terazilerde o gram almışım. Ah bugün 70 gram vermişim gibi.
Teraziler de o kadar hassas değil Allah aşkına. Küçük hesaba yani. Yani küçük hesap peşine düşüyoruz ki o çok yanlıştır beslenmede. O kadar yapan da yoktur herhalde. Yani 300 gram aldım, 800 gram verdim. Ne kadar oluyor bugün? Ah bu sabah 1 kilo almışım, 1,5 kilo almışım diyen de yoktur herhalde yani. Bilmiyorum, ben sizinle aynı fikirde değilim o konuda da herhalde insanın kendini bilmesi gerekiyor diyeyim. Ama şu var mesela, o tür her sabah tartmak insanlar akşam yemeğinden engelliyor. Bir süre sonra akşam yemeği yemediği için sindirim sistemi boş oluyor hocamın dediği gibi. Aa, ben akşam yemeği yemedim, bugün 300 gram verdim, bugün 500 gram verdim. Çünkü akşam yemeğini ve özellikle lifli bir şey, gazlı bir şey, sebze yediyseniz en az yarım kilo bir kilo ağırlığı var. Değişir. Yanlış yöneltiyor. Yani küçük hesap her zaman yanıltır. Biz genel, çünkü beslenme genel bir bakış açısı gerektiriyor. Ve besinlerin içerisinde 50 tane besin elementleri var. Bunların hepsini sağlıklı ve iyi bir şekilde günlük beslenmemizde almamız lazım. Takıntı ve genele noktaya indirirsek o kadar yetersiz ve kötü besleniriz ki totalde, o da ciddi sağlık problemleri yaratır. Peki bu yapmamamız gereken üyelerin başında geliyor ikisi. Her gün tartılmak, evet. Kilo alıp verme. Bir, yoyo etkisinden kurtul. Evet. İkincisi, her gün böyle şey yapma. Sürekli olarak tartma, gram gram değil. Onu haftada bir, ayda bir dedi. Hadi yok siz dayanamazsınız. Hocam, şimdi ben hani izleyicilerimize de yardımcı olayım diye söylüyorum. Çünkü yani öyle tartıp da 300 gram aldım, 200 gram verdim falan derdinde değilim. Ben sadece hani o her sabah hepimiz duş aldıktan sonra banyomda tartım var, öyle tartılıyorum. Ay kaç kilo verdim diye değil ki. Öyle. Ay, bir dakika, çok normal geldi. Bir dakika, her sabah tartılıyor musunuz? Hocam her sabah nasıl duş alıyorsak her sabah da tartıya çıkıyorum. Benim için diş fırçalamak kadar olan bir şey. O kadar ince. Ama yani ona takmıyorum neden böyle oluyor. Özellikle zayıflama diyet uyguluyoruz. Zayıflamayı düşünüyorsanız her gün tartışın. Hiç öyle bir şey yok. O yüzden konudaki gündem maddesi ben olmamalıyım bence. Hiç öyle bir derdim yok. Heyecanlanıyorum. Yanlış ben yere gidiyoruz. Fırsat bulduğumu yandan yandan takılıveriyorum. Ama bunu yapan herhalde birçok insan var. Yani her sabah tartılan ve sizden de öğreniyoruz ki her sabah tartılmak bu şey gibi, her işte yürüdüm tansiyonu ölçtürdüm, oturdum tansiyonu ölçtürdüm, kalktım tansiyonu ölçtürdüm, sinirlendim tansiyonu ölçtürdüm yapmak da derece yanlıştır. Doğru. O yüzden kilo aldığını izlemek de zaten, bu da önerilerle siz de önereceksiniz. Haftada birden daha sık yapmayın diye. Haftada bir ya da ayda bir. Mesela ben 2-3 ayda bir tartılırım ki bu işin içinde olmama rağmen. Benim için mümkün değil o süre. Peki Hicran Hanım sormuş TV8 aile doktoruna, hemen ileteyim sorusunu. Kemik erimesi için verilen D vitamini ve kalsiyum içeren emme tabletleri kilo yapar mı? Sanıyorum Cihan Hocam siz de cevap vermek istersiniz. Yani tabii aslında. Şimdi bakın, o hap dediğimiz şeylerin ağırlığı en fazla 1 gramdır. Şimdi 3 tane alırsanız 3 gram çıkar. Onlar kilo aldırmaz. Ve enerji içermez hocam. Enerji içermez. Yani, hayır, dalga geçe yapıyor, onu söylüyorum. Yani kalsiyum ve D vitamini içeren şeylerin içinde, ilaçların içinde, hapların içinde genellikle hiçbir hap kilo aldırmaz. Çok iddialı konuşuyorum. Çok net. Hapların hiçbir tanesi kilo aldırmıyor. Kesinlikle. Mesela şeyler vardır. Sinir sistemiyle ilgili ilaçlar vardır. Vitamin hapları? Aldırmaz. Doktor dedi aldırmaz. Çok kesinlikle. Yani sinir hapları vardır ve onu alanlar kilo alırlar. Neden alırlar? Çünkü huzur bulur. Rahatlar. Oh rahatladım der. Daha keyif içinde, huzur içinde yemek yemeye başlar. Kortizon ilaçları iştahı açar, doğru, ama iştahı açar siz yerseniz o zaman kilo alırsınız. Hap değildir o. Yani sizin yemenizdir, o hapın ağırlığı değildir. Ha biraz su tutar. Birçok şey su tutar, çok fazla tuzlu yerseniz o da tutar. Yani ben bu konuda çok dertliyim. Çünkü bana zaman zaman hastalar şu ilaçları aldım ben kilom arttı diyorlar. Hayır, alakası yok aslında. Tabii, tabii. Kendiniz ağrıları geçtiği için birçok hastam ki benim ilaçlarım hemen hiçbir şey. Ağrıları geçtiği için ya rahat rahat yemek yiyorlar ve kilo alıyorlar. Tabii şimdi şu var orada, hatta bazı vitamin ilaçları, özellikle demir ilaçları kilo vermeyi kolaylaştırır. Çünkü demir ilacı demir eksikliğinde verilir ve kansızlık kilo yapan bir faktör. Şimdi siz onu tedavi edip demir kullandığınızda işte hastanın kilo vermesi çok daha kolay olur. Çünkü oksijeni kanında rahat dolaşır, metabolizma hızlanır, bu ayrı. B vitamini eksikliği metabolizma hızında etkilidir, B vitamini eksikliği kilo verdirir. Siz gerekli yerde B vitamini alırsanız kilo vermenizi kolaylaştırır. Hocamın dediği gibi bir takım ilaçlar kullandığınızda eğer sağlıklı besleniyorsanız özellikle o dönemde korkup hani bir diyetisyenden temel iyi beslenmek, sağlam beslenme eğitimi alıp onu devam ettirirseniz
Kilo almaz, tam tersi daha kolay verirsin. Yani o zaman aslında bir doğru bildiğimiz yanlıştan da kurtulmuş olduk. O yani bir bahane o vitamin oluyor. Hapları, o kullandığımız ilaçlar bize kilo aldırmıyor. Tabii. Bunu öğrendik. Artık bunun arkasına sığınamayacağız. Kusura bakmayın. Hapı attım, hapı yuttum diye bir şey yok. Doktor, sen de şimdi anlattın da değil mi? Hoş diyen yok aslında ama. Sizden böyle kısa kısa bilgiler de istiyoruz aynı zamanda. Merak ediyoruz. Şimdi sağlıklı kilo vermeyi öğreneceğiz ama yağ yakan besinler var mı? Aslında yağ yakan sizin beslenmenizin bir bütünü ama bu bütünün parçaları çok önemli. Mesela sabah kalkar kalkmaz bir saat içinde kahvaltı yaptığımız zaman vücudumuz yağ yakmaya başlıyor. Yani kahvaltı aslında o yönden baktığımızda yağ yakan bir davranış. Kalkıyorsunuz kalkar kalkmaz güzel bir kahvaltı. Tost olabilir bu hani aceleniz varsa. İşte peynir, ekmek, çiğ sebzeli bir kahvaltı olabilir. Ama özellikle kış mevsiminde hani domates, salatalıktan ziyade maydanoz, roka, göbek, marul falan o tarz yeşillikle beslersek kahvaltımızı çok daha iyi olur. Çayınıza limon ilave ettiğinizde yağ yakmanızı hızlandırır. Çünkü limon içerisindeki folik asit ve C vitamini açısından metabolizmayı hızlandıran bir faktör. Bakın limon kilo verdirmez ama doğru yerde nokta gibi vida gibi doğru yerde kullanırsak kilo vermemize destek sağlar ve yağ yakmamızı hızlandırır. Şimdi ben siz bunları söyleyince mesela bu söylediğiniz şeyler bazı insanların bünyesine de iyi gelmiyor. Mesela limonun rahatsız ettiği bünyeler var. Eğer midenizde bir problem var. Bunu nasıl belirleyeceğiz mesela? Evet limon yağ yakımını hızlandırıcı bir süreç ama limon başka olaylara sebep oluyorsa ne yapacağız? Siz bakın limonun bir çaya ilave ettiğinizde sıktığınızda kesinlikle fazla kayda değer bir kalorisi yok. Limon kimseye kilo aldırmaz. Ama nedir? Limona alerjiniz vardır. Bir takım döküntüler dökersiniz veya bir alerjik reaksiyonlar gösterirsiniz. Ya da midenizde mide sıkıntınız olur. Zaten hani son zamanlarda yapılan işte sabah kalk aç karnı limonlu su iç. O çok yanlış. Sağlam mideyi de sakat eder o. Ama normal sağlıklı bir durumda hiçbir problemi yok limonun. Hani limon size kilo aldırır bana aldırmaz diye öyle bir yanılgı yok. Limonun siz de yeseniz ben de yesem kalorisi aynıdır. Değişen bir şey yok. Limon kilo aldırmaz ama suyun içine sıkıp da onu içmek aslında hele hele böyle kaynar suyun içine attığınız zaman C vitamini falan da Allah'a emanet gidiyor. Gidiyor. O da doğru bir inanış değil. Onun için bu yollardan da vazgeçin. Kilo da aldırmaz, kilo da verdirmez ama C vitaminli bu tür gıdalar bir ihtiyaçtır. Zaman zaman biz vücut asit alkali dengesini kurmakta zorluk çıkarttıklarımız zaman o zaman hatta yasaklıyoruz bile bu takım narenciye ürünlerini ya da azaltıyoruz. O da sindirim sistemi problemi varsa tabii. Sindirim sisteminin ötesinde vücut asit alkali dengesi bozuluyor. Bazen vücuttan bağlanarak bazı minerallerin kaybına neden olabiliyorlar diye narenciyeleri yasakladığımız mesela paraplejikler, felçler, idrar yollarında kontrol edemediğimiz enfeksiyonlarda narenciyelerden uzak tutarız biz. Limon özel narenciyedir. Durumlar. Bunlar çok özel durumlardır. Ama yani siz de diyorsunuz ki limon ne aldırır ne verdirir. Ama vermeye destek. Midenizde problem ama destek olur. Yani eksik. Kaliteli bir destek olur ve hani sonuçta kiloyu verecek olan bizim metabolizmamız. Metabolizmamızı güçlendirmek için bir takım yardım niteliğindedir. Aynen. Bu çok iyi. İkincisi zaman çok önemli. Ben zaman konusunda gerçekten çok rahatsız oluyorum. Çünkü her zaman yıkamadığımız bir şey sabah şu saatte kalkıp kahvaltı yapılacak. Akşam 6'dan sonra 7'den sonra bir şey yenilmeyecek. Bu çok yanlış bir davranış. Çünkü hepimiz özeliz. Hepimizin hayatı farklı. Hepimizin zamanları farklı ve günümüz günümüze tutmayabilir. Gayet normal. Ya bazen uyanıyoruz canımız hiçbir şey yemek istemiyor. Bazen kahvaltıya saldırıyoruz mesela. Bir dakika o değil. Sen de konu için. Tamam peki. İzleyicilerimiz benim gibi olanlarınız varsa aman dikkat yanlış yapıyormuşuz. Yani. Evet, tabii bazı şeyler öyle. Peki, şöyle toparlayalım o zaman. Hakikaten sizin söyledikleriniz gibi. Biz birçok şeyi aslında o kadar çok bilgi var ki. Şimdi hani konuşurken bile o kadar farklı görüşler çıkıyor ki. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var ya. Bu konuda. Şimdi hepimiz şuradan devam edelim dilerseniz. Şimdi diyet yapalım, kilo verelim. Böyle bir takıntı da var ister istemez. Bu tarz takıntıda olanlara, sürekli hayatını diyetle devam ettirenlere ne gibi önerileriniz olacak? Yani temel bakış açımız değil. Yani sağlıklı beslenmeliyiz hepimiz. Yani Cihan hocam da ben de siz de hepimiz besleniyoruz, yemek yiyoruz. Bunu
biraz düzeltip biraz bilimsel yardım alıp tabii kendi yaşamımıza göre organize etmemiz çok önemli. Burada şey, kalkınca bir saat içinde kahvaltı yapacağız. 8'de kalkabilirsiniz, 6'da kalkabilirsiniz. Bugün 5'te kalktık geldik buraya. Tabii onlar, ben evde tostumu yedim çıktım. Yani kahvaltımız tabii çok o güzel. Önemli. Yani canım istiyor istemiyor düşünmüyoruz. Çünkü bu vücudumuz biyolojik bir sistem. Bunu çalıştırıp güne iyi başlamanız gerekiyor. Tabii ki geç yapabilirsiniz kahvaltıyı ama bütün gününüz de kötü geçer. Çünkü sabah enerjinizi düşük başlamış oluyorsunuz. İkinci kural, gün içerisinde 2-3 saat arayla küçük atıştırmalar yapmalıyız. Dördüncü saat olduğu zaman sindirim bitiyor. Vücudumuza yeni enerji gelmiyor. Buna istinaden yavaşlama başlıyor. Onu yaşamamak için arada bir sütlü kahve olabilir. Küçük bir avuç kuru yemiş olabilir. Ondan sonra zaten ana yemek öyle.